Haberin Merkezi, Kanal 25 Haber Merkezi'nden hepinize merhaba sevgili izleyiciler. Haber Merkezimiz tarafından hazırlanan ana haber bülteniyle karşınızdayız. Evet, yeni eğitim öğretim yılı başladı başlamasına ama bazı okullarda tadilat çalışmaları gerek öğrencileri gerekse velileri büyük sıkıntıya soktu. Erzurum Atatürk Anadolu Lisesi'nde okuyan 840 öğrenci onarım çalışmalarının bitmemesi nedeniyle bir ay başka okullarda eğitim öğretim görecek. Merkez Yakut ilçesindeki 4 blok 33 derslikte Atatürk Anadolu Lisesi'nde 10 Haziran'da tadilat başlatıldı. 120 iş gününde bitirilecek şekilde ihale edilen okul baştan sona yenilenmek için söküldü. Güçlendirme ve mantolama yapılan okulda inşaat 16 Eylül'e yetiştirilemedi. Öğrenci ve veliler ise bu duruma tepki gösterdi. Çok. O 10 sınıflar Cumhuriyet Lisesi'ni biliyorum. 9. sınıflar, ben 9. sınıfım. Yarın Atatürk İlkokulu'na gideceğim. Dolayısıyla 2 hafta başka okullarda gideceğiz. Müdür Bey bir hafta da sürebilir dedi. Evet, Atatürk Anadolu Lisesi'nde tablo böyle. Şimdi bir başka okula gideceğiz sevgili izleyiciler. Gazi Ahmet Muhtarpaşa İlköğretim Okulu'ndaysa yine tadilat çalışması ve çocukların özellikle camsız sınıflarda ders görmesi tepkileri artırdı. Tüm Türkiye'de yeni eğitim öğretim yılı başlarken Erzurum'da özellikle okullarda yapılan tadilatlar sorun olmaya başladı. İlköğretim ve bazı liselerde yeni eğitim öğretim yılının başlamasına rağmen bazı okullarda yapılan çalışmalar velilerin ve öğrencilerin tepkilerine neden oldu. Hayır, dışarı onlar. İyi değil. Hocam bir derslerimizi yatıyorum. Yani masraflarımızı geçtik. Derslere başlamadan okulumuzu istiyor. Görüştünüz mü müdür beyle peki? Yok, buraya bu gelişmedi. Buraya da öğretmenler de razı değil. Demin öğretmenler dedi ki şey yapın. Başı vurun dedi, öyle şey yapın. Evet, eğitimdeki sorunlar dedik. Ve bir başka sorun. Çocukların kılık kıyafeti sevgili izleyiciler. Ve bu konuda İl Milli Eğitim Müdürü açıklama yapmıştı. Anketler düzenleyeceğiz demişti. İşte İl Milli Eğitim Müdürü Abdullah Bilge bugün basın mensuplarına açıklamalarda bulunarak anket sonuçlarını açıkladı. Eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte yeni bir tartışma yaşanırken İl Milli Eğitim Müdürü Abdullah Bilge bugün basın mensuplarına önemli açıklamalar yaparak yapılan anketler doğrultusunda öğrencilerin forma ile okula gitmesi gerektiğini açıkladı. Kıyafetleri belirlenme yetkisi ve sorumluluğu okul aile birliklerine bırakıldı. Yani bunda bir milli eğitimlerin, ilçe milli eğitimleri veya il milli eğitimlerinin herhangi bir yetkisi veya sorunu söz konusu değil. Olay şu, okul aile birliği toplanacak, kendi aralarında göndermiş oldukları anketleri değerlendirdikten sonra sonuca göre kararını vermiş olacak. Ve okul kıyafetlerinin normal tek tip dediğimiz, eskiden bildiğimiz forma şeklinde mi yoksa serbest kıyafet mi olup olmayacağına velilerden alacak oldukları anket doğrultusunda yapacaklardır. Şu anda hangi aşamadayız Erzurum olarak? Bize gelmiş olan bilgilere baktığımızda hemen hemen Erzurum olarak bütün okullarımızda belki eksiksiz olarak diyeceğim şu ana kadarki edindiğim bilgilere göre eskiden bildiğimiz şekliyle formaya dönüşün bir kanaatin oluştuğunu görüyoruz. Bundan şuraya varabileceğiz. Okul aile birliklerimiz geçen yılki sözlü söylemler üzerine yazın öğrenciler dağılmadan önce de bir takım okullarımıza tedbirler almıştı. Yani anketler yapılmıştı, sonuçlar az çok belli bir duruma gelmişti. Ve bakanlığımızın kılık kıyafet yönetmenliği açıklamasından sonra da özellikle birinci sınıfa kaydolan öğrencilere şu anda anketler yapıldı ve bu anketlerin sonucuna göre de okullarımızdaki kılık kıyafet belirlenmiş olacak. Takdir edersiniz ki bu açıklamadan sonra okulların kılık kıyafeti bulmaları, hemen temin etmeleri çok zor bir şey. Belki bir yıl içerisinde şöyle bir geçiş süreci yaşanabilecektir. Eski kıyafetlerin aynı şekilde devam etmesi, önümüzdeki
Mart ayından itibaren belirlenmiş olan formaların eskinin devamı veya değişikliklerin esnafa bildirilmesinden sonra bir yıl sonra arzu edilen o tek tip okul formasına dönüşüm sağlanabilecektir. Yani bu yıl içerisinde geçiş dönemindeki o sürecin kısa olmasından dolayı belki karar bile alınmış olsa çok net bir kıyafet tipi olmayabilir. Büyükşehir Belediyesi'nin başlatmış olduğu proje kapsamında şehir merkezinde bulunan okulların dış cepheleri Erzurum'a ait motiflerle süslendi. Büyükşehir Belediyesi ve Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü yüksek lisans öğrencileri başlatmış olduğu proje kapsamında şehir merkezinde bulunan bazı okulların dış cepheleri Erzurum'un tarihi yansıtan motifleriyle süslendi. Yaklaşık bir haftalık ummalı çalışma sonucunda okulların dış cepheleri Erzurum'un simgeleriyle süslenerek güzel görünüme sahip oldu. Okulların dış cephelerinde kış, tarihi doku ve silüet çalışmaları yapıldı. Yakut ilçesinde bulunan Mareşal Fevzi Çakmak İlköğretim Okulu ve Palandök ilçesinde bulunan Haşim İşcan Ortaokulu'nun dış cephesi motiflerle süslendi. Bakmayın biz de toplantıdaydık. Merhabalar arkadaşlar, nasılsınız? Milli eğitim yılının sizler için, milli eğitim camiamız için hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. İnşallah bu güzel mekanlarda, daha güzel bir hale gelen mekanlarda iyi eğitimler görürüz ve ileriki yaşantımızda çok daha güzel bir hale gelmiş olur. Güvendiniz Yusuf Bey. Merhaba. Hoş geldiniz. Teşekkürler. Hoş bulduk. Sayın Başkanım, evet. Çok teşekkür ederiz. Bu eğitime açılan pencere projesi kapsamında koordinatörleriniz aracılığıyla okulumuza gösterdiğiniz teveccüh, ilgi bize son derece memnun etti. İnşallah bunun devamını bekliyoruz. Biz bunu daha önce başlattık, evet, yani. Şimdi de devam ediyor. İnşallah devam da edecek. Falan döken... Sevgili seyirciler, şimdi küçük esnaflara yönelik haberlerimizle bültenimize devam ediyoruz. Evet, konumuz bakkallar sevgili izleyiciler. Özellikle büyük alışveriş merkezlerinin çoğalmasıyla birlikte ayakta kalmakta güçlük çeken, daha doğrusu geçim derdine düşen bakkalların son durumu geliyor ekranlara. Köklü esnaf sektörlerinin başında gelen bakkallar son yıllarda artan alışveriş merkezleri ve vatandaşların da bu AVM'lere yönelmesiyle büyük sıkıntılar yaşamaya başladı. Gelinen noktada ise yaşanan bu tablodan derinden etkilenen bakkal esnafı adeta kabus dolu günler geçiriyor. Sattığı ürünün yenisini yerine koyamayan ve günü kurtarma çabasında olan bakkallar büyük alışveriş merkezinin kendilerine darbe vurduğunu ileri sürdüler. Küçük esnafın her geçen gün çaresizliğe kapıldığını ileri süren bakkallar, bakkallar odası yönetimlerine de sert eleştirilerde bulundular. Orman Genel Müdürlüğü, Toprak Muhafaza ve Havza Islahı Daire Başkanlığı'nın ev sahipliğini yaptığı toplantı Erzurum'da başladı. Orman Genel Müdürlüğü Toprak Muhafaza ve Havza Islahı Dairesi Başkanlığı'nın ev sahipliğini yaptığı 4. Uluslararası Dağ Ortaklığı toplantısı Erzurum'da başladı. Orman ve Su İşleri Bakan Yardımcısı Nurettin Akman, Palandükkan Dağı'nda bulunan otelde düzenlenen toplantının açılışında yaptığı konuşmada, Türkiye'nin dağlık bir yapıya sahip olması nedeniyle uluslararası çalışmalara her zaman önem verdiğini söyledi. Sizleri hanımefendiler, beyefendiler. Bugün burada Müsteşar Yardımcımızın da bahsettiği gibi Birleşmiş Milletler Dağ Ortaklığı Platformu'nun 4. küresel toplantısını gerçekleştirmek üzere bir aradayız. Toplantıya teşriflerinizden dolayı ben de ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Tarih boyunca pek çok medeniyetlere ev sahipliği yapmış olan, Anadolu'nun en eski yerleşim yerlerinden olan
yüzölçümünde %64'ü dağlık olan Doğu Anadolu bölgesinin incisi Dadaşlar Diyarı Erzurum ilimize ben hoş geldiniz diyorum. Sanayi, evlerimiz için gerekli olan tatlı su ihtiyaçlarımızın yaklaşık yarısının kaynağı dağlar. Dünyadaki belli başlı nehirlerin ve irili ufaklı pek çok suların kaynağı olması nedeniyle dağlar büyük bir değer taşıdığı hepimizce malum. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü Dağ Sekreteriyası Koordinatörü Thomas Hofer de yapılan çalışmaların dağlara verilen önemini ortaya koyduğunu ifade etti. Dağların korunması için gönüllülüğün esas olduğunu belirten Hofer, tamamen gönüllü olarak yürütülen çalışmalar dağlarımızın korunmasında önce olmaktadır. It's important assembly of the governments and organizations committed to working together with the common goal of achieving sustainable mountain development around the world. I wish to thank the government of Turkey for hosting the fourth global meeting. Ben öncelikle bu toplantının şehrimizde yapılmasında emeği geçen, yapılmasına karar veren Sayın Bakanımız, FAO yetkilileri ve emeği geçen herkese içtenlikle çok teşekkür ediyorum. Dağ ortaklığı konusunu duyunca inanın ben çok aşırı derecede mutlu oldum, heyecan duydum. Çünkü içinde bulunduğumuz değerleri, içerisinde yaşayan insanlar olarak en güzel şekilde değerlendirebilmek ve istifade etmek gerekiyor. Özellikle hep bir zorluk, hep bir sıkıntı olarak gözükürdü. Ama 2011'de Erzurum Dünya Üniversiteler Arası Kış Oyunları'nı gerçekleştirdi. Geçelim bir başka toplantıya. Türk Telekom Erzurum Bölge Müdürlüğü kurumsal müşteri günleri kapsamında bireysel ve kurum temsilcilerine yönelik bilgilendirme toplantısı düzenledi. Türk Telekom Erzurum Bölge Müdürü Timur Sevim ve Kurum Kamu Satış Müdürü Bayram Murat Yılmaz, Palandüken Dağı'ndaki otelde kurumsal müşteri günleri toplantısına katıldı. Toplantıya Erzurum'daki resmi kurum ve kuruluşların yöneticileriyle temsilciler katıldı. Türk Telekom Bölge Müdürü Timur Sevim, Türkiye'nin ve dünyanın saygın markalarından birisi olmanın haklı gururunu yaşadıklarını söyledi. Sevim, Türk Telekom olarak 9 farklı sektörde ülkeye altyapı ve yazılım desteği verdiklerini kaydetti. 22 bin kadrolu ve on binlerce tedarikçi ile ülke ekonomisinde önemli bir yere sahip olduklarının altını çizdi. Ülkemizin her köşesine ulaşan 170 bin kilometre fiber optik altyapı hizmetlerine ulaştıran çok önemli bir kuruluş. Grubumuza bağlı 9 tane şirket var değerli misafirler. Yani Türk Telekom sadece ev ve iş yeri telefon hizmeti vermemekte. Bunun yanında geniş bantlı internet hizmeti, mobil hizmeti, çağrı merkez hizmeti, oyun, eğitim ve program yazılımları, danışmanlık ve bunun yanında yurt dışında yerleşik haberleşme hizmeti veren önemli bir grup. Doğu Batı kırsal şehir arasında hiçbir ayrım yapmadan Türk Telekom'un güçlü altyapısıyla e-devlet projelerini ülkemizin her noktasına ulaştırıyoruz. 3D vizyonumuz dijital yaşam dönüşümü, değer odaklı müşteri memnuniyeti ve dünya ve bölgeye açılım vizyonuyla ülkemize yeni vizyon katmayı hedefliyoruz. Tüm bu iş çalışmaları yaparken Türkiye'nin en değerli markası tabii bizim kamu geçmişimiz var. Şirketimiz hakkında da çok kısaca bilgiler veriyorum. 2005 yılında Türk Telekom, 2026 yılında. Sevgili izleyiciler, yok olmaya, daha doğrusu unutulmaya yüz tutmuş meslekleri gündeme getirmeye devam ediyoruz. Evet, bugünkü durağımız kalaycılık. Bir zamanlar kalaycılık sektörü gerçekten de çok iyiydi. Peki acaba şimdi nasıl? Ekibimizden Mikail Kurban, kalaycılık sektöründe yaşanan son durgunluğu sizler için araştırdı. Bir zamanların gözde meslekler arasında yer alan kalaycılık, gelişen teknolojiye yenik düştü. Son 10 yıl içinde yok olmaya yüz tutan mesleklerin başında gelen ve her kentte bir veya iki kişinin uğraştığı kalaycılığı büyük ihtimalle bir nesil sonrası göremeyecek.
Kalaycılık mesleğiyle uğraşan esnaflar birer birer bu meslekten ayrılmak zorunda kalırken, kalaycılık yapmaya çalışan ve sayısı 2'yi 3'ü geçmeyen esnaflar da ne yapacağını bilemez duruma geldi. Özellikle çelik tencere, teflon ve alüminyumun ön plana çıkmasıyla birlikte kalaycılar da iş yapamaz oldu. Teflon, çelik ve diğer maddelerden üretilen tencerelerin mutfak raflarında yel vurmasıyla bakırların çöpe atıldığını kaydeden kalaycı ustaları, bakırın eski değeri yok. Çünkü insanlar temizliği daha kolay olan mutfak gereçlerini kullanıyorlar. Oysa en lezzetli yemekler bakır kaplarında pişer. Hala meslekte olduğumuzu duvara astığımız küçük tabelayla duyurabiliyoruz. Bu sayede insanlar memlekette hala kalaycı olduğunu görüyor. Teknoloji bizi bitirdi. Artık bize ihtiyaç kalmadı dediler. Valla iyi ki diyoruz. Piyotur'un çıbağıyla devam ediyor yani. Eski evlerde bakır var, yeni evlerde bakır yok. Onlar idare ediyor işte. Bakmışlar bu meslekte devam ediyor. Yok abi. Ben kendi karnımı doyuramıyorum ki çırak yetiştireyim. Çırak, hani iş olacak ki çırak yetiştirecek ama yok bizim meslekte yetişemiyor. O çırak dışarılarda yetişir, Urfa, o taraflarda yetişir. Buralarda yok, Erzincan. Efendim oralarda var, bizim bu memlekette çırak yok. Hadi. Ben de sen Ali Bidar esnafım. Şu anda işte gördüğüm gibi pazartesi bir tane fazla gelmiş kolay diyoruz. Yani burada ne iş kaldı, ne bir şey kaldı, ne çırak yetişiyor. Ha bizden sonra ne çırak var, ne bir şey var. Yani biz de yarın öbür gün Allah ömür bilmesin. Öldükten sonra bu mesnef biter. Mesnef diye bir şey yok. Kalaycılık mesleği bitiyor mu? Bitiyor tabii, bitiyor. Yetişmediği için mecbur bitiyor. Neler yapılması gerekiyor? Devlet bize yardım etmesi gerek. Erzincan'a buyurun gidin, bakın oranın bakıcılarına. Devleti, belediyesi destekliyor bize. Ne belediye bakıyor, ne devlet bakıyor. Ama burada kalmışız. Sova ortasında yani kimse de bir şey yok. Gerekirsen gidiyor. Geçelim mahallelerimize. Hangi mahalle ne kadar hizmet aldı? Hangi mahalle hizmetten yoksun kaldı mı? Kanal 25 olarak ekiplerimiz bu konuda gündem oluşturmaya devam ediyor. Bugünkü durağımız Terminal Mahallesi oldu. Ben Terminal Mahallesi muhtarı Aziz Çakan. 1993 yılında mahalle muhtarlığına aday oldum ve o zaman seçildim. 22 yıldır mahalle muhtarlığını yapmaktayım. Mahalleme geldiğim zaman, muhtar seçildiğim zaman mahallemizin çok sorunları vardı. Yılların verdiği bir unutulmuş vardı bu mahallede. Kenar mahalle olduğu için hiçbir belediye burayla ilgilenmedi. Maalesef büyükşehir dahi bu demir yolundan aşağı ilgilenmiyordu. İşte buranın altyapısı kanalizasyonudur, elektriktir, telekomdur. Bunları yaptırdık o zaman zarfında. Asfaltını çoğu şey yama yaptırır. Yaptırır mahallenin düzenlenmesini çalıştık. En sonu işte kazıma yaptık. Şimdi sıfır asfalt yapıyoruz. Mahallenin karusu var, borduru var yapılacak şu anda. Ondan sonra söyleyeyim, büyükşehirin bizlere yardımcı olmasını istiyoruz. Çünkü 75 tane gece kondumuz var. 75 tane gece kondunun sözleşme gereği Yakutiye Belediyesi'ne müteahhit arasında yapılan bir sözleşme vardı. Bu sözleşme gereği 8 kat olacaktı. 8 kat yaptı müteahhit. Büyükşehir Belediyesi Meclisi bunu 2 dönem reddetti. Sevede Ahmet Bey'le yine görüşmemizde Ahmet Bey'in bana dediği şu. 8 katlara itiraz edenler var. Bu diğer müteahhitler itiraz ediyormuş. Onların düzenlemesini bekleyeceğiz. O zaman inşallah görüşürsek 8 katları müsaade etme yoluna gideriz diye bana bir beyanda bulundu. Ayrıca bu Kombine Caddesi, Büyükşehir Muhtesi'nde olan bir cadde. Orası berbat, pis. Yolu yok, karısı yok, borduru yok o caddenin. Bu İstanbul Kapısı Öğretmen Lojmanları'nın orası hakeza. Ondan sonra bu mahallenin o tipi sorunu var. Yıllardan beri biz bunu Ahmet Bey'le görüşmemize rağmen bir türlü bu sorunu çözemedik. Şimdi
yeni terminal yapılmış. İki tane K4'ümüz vardı buradan. Biri Çiftliğe, biri terminale giden. Şimdi terminale giden de mahalleye uğramadan havuz başından doğru terminale gidiyor. Bize bir katkısı olmadı. Olmuyor da. Bunların gidermesini defalarca söyledik ve Amir Bey'le Ulaşım Müdürlüğü'ne de görüştük, bunu daire başkanıyla. Bir daha maalesef bir çözümle, onu yine çözüme kavuşturamadık. Yani diyeceklerim bu kadar. Peki bu sene aday olacak mısınız muhtarım? Allah nasip ederse inşallah aday olacağız biz daha. Yani yapılmayan noksanlarımız var, bunları tamamlamak için inşallah halkımdan, sakinlerimden bir dönem daha rica edeceğim. İnşallah seçilirsem bu noksanlarımızı, aynı belediye başkanı da zannedersem adaydır Ali Korkut Bey. Onunla inşallah bu işi bir daha seneye inşallah çözüp mahallemizi rahatlatacağız. Mahallemin bak bir diğer sorunu var. Bilhassa kurban bayramlarında mahallelerin sokaklarında, caddelerinde kurban kesiliyor. Bu kurbanların kesilip yeri yapılması lazım. Bizim burada mahalle belediyemize ait yerler var. Burada bir kesim yeri yapılırsa mahallemizin pisliği de ortadan kalkmış olur. Bunları defalarca ben yine de Ali Bey'e de söyledim bunları. İnşallah daha da iyi olur. Aziziye Belediyesi yaz dönemi çalışmalarını sürdürüyor. İlçenin her köşesinde adeta hizmet rüzgarı estiren belediye, yeni açılan imar yollarında 20 kilometre soğuk asfalt çalışması yaptı. Aziziye Belediye Başkanı Fatih Cengiz dolu dolu bir çalışma sezonu geçirdiklerini hatırlatarak hemşehrilerimize layık oldukları hizmetin en güzelini sunmak için gecemizi gündüzümüze katarak hizmet üretiyoruz dedi. Dadaşkent'in konutlaşma açısından büyük ivme kazanarak her geçen gün daha da büyüdüğünü vurgu yapan Başkan Cengiz bu büyümeye paralel olarak hizmet alanı da genişliyor. Geride bıraktığımız 4,5 yıllık sürede ilçenin yollarını neredeyse tamamını asfalt ve kilitli taş ile işledik. Dadaşkent'te mahalle aralarındaki yol bile çok geniş. Yeni açtığımız imar yollarını da bu plan doğrultusunda şekillendirdik dedi. Yeni imar yollarının 15, 17, 20, 25 metre genişliğinde açtık. 20 kilometre uzunluğundaki yollarda soğuk asfalt çalışması da yaparak hemşehrilerimizi tozdan ve çamurdan kurtardık. Hemşehrilerimize hayırlı olsun dedi. Kanal 25 Haber Merkezimiz tarafından hazırlanan ana haber bülteniyle birlikte olduk. Yayında yapımda emeği geçen tüm ekip arkadaşlarım adına hepinize mutlu bir gün diliyorum. Hoşça kalın.